Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Referandumdan önce başkanlık sistemi şöyle olacak, böyle olacak, müthiş bir demokratik ortam yaratacak. İşte bütün kanunlar değişecek, siyasi parti kanunları değişecek, seçim sistemi değişecek, Türkiye'nin önü açılacak, demokratik bir yapı kurulacak diye bunu ekranlara çıkıp bana röportaj verdiklerini ya da başkalarına verdiklerini anlatan AK Parti'nin bütün üst düzey yöneticileri, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanları, hukukçuları bugün bana kalırsa çıkıp özür dilemek zorundalar. Biz o dönem anlattığımız hiçbir şeyin olmadığını gördük. Demek ki yanılmışız demeliler ya da bize de yanlış anlatıldı. Biz de yanlış anlattık ya da demeliler ki biz size yanlışları anlattık. Yalan söyledik bir anlamıyla. Aslında bütün bunların hiçbiri olmayacaktı. Olmayacak bir şey anlattık. Bunu söylemeleri gerekiyor çünkü o gün anlatılanların bu değişiklik böyle farklı bir demokrasi kuracak, kurdurtacak diyenlerin hepsi yanıldı ya da hiçbiri olmadı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, bir özür iyi olur. Çünkü gerçekten çok ciddi bir yanıltma oldu. İnanarak belki söylemiş olabilirdi. Bu durumda hatalarını kabul etmeleri gerekiyor ama bence o da yetmez. Aynı zamanda bu insanların bu sistemi tersine çevirmek ve şu an mevcut durumla mücadele etmek için daha cesur adımlar atmaları. Hatalarını kabul ederek bunu düzeltmek için cesur adımlar atmalarını bekliyorum. Çünkü bazıları şu an parlamentoda ve parlamentoda bu konuda duruş sergilemelerini beklemek herhalde hakkımız olsa gerek. Parlamentodalar, parlamentoyu yönetiyorlar, komisyonları yürütüyorlar, bakanlar ya da Cumhurbaşkanlığı makamının danışmanlığını hala yapmaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum Osmancan, geldiniz, katıldığınız için. Bu beklentimiz karşılığını bulacak mı? Göreceğiz.